Merhabalar, Özlem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugünkü sunumumuzu kayıt altına alıyoruz. Daha sonra İT'nin sosyal medya hesaplarında ve kendi sitesinde paylaşılmak üzere. Sizin için herhangi bir sorun var mı? Hayır, sorun yok, paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Bugün romantik ilişkilerde sınırlar sunumu ile bizimle yine Özlem Özten, uzman psikolog Özlem Özten birlikte olacak. Özlem Özten Ankara'da 1974 yılında doğmuş. İlk orta ve lise öğrenimini de Ankara'da tamamlamıştır. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans, 99 yılında ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişim Psikoloji bölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'nda doktora eğitimini tez aşamasına devam etmektedir. Formal eğitimlerinin dışında pek çok mesleki eğitim almış, ancak kendisini en çok etkileyen, çalışmalarına yön veren Geçtaf Terapi eğitimi olmuştur. Geçtaf Terapi Derneği'nin düzenlediği ve Profesör Doktor Ceylan Daş tarafından verilen Geçtaf Terapi eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılından beri farklı kurumlarda çocuklara, ergenlere, anne babalara ve yetişkinlere psikolojik danışmanlık hizmeti veren Özlem Özten, Ekim 2019'dan beri Urla'da Yaşamcı Psikoloji'de ergen ve yetişkinlere bireysel psikoterapi ve anne babalara ana babalık danışmanlığı hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği ve Geçtaf Terapi Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir. Özlem Hanım, ben sözü size bırakıyorum. Buyurun. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım. Çok sağ olun. Evet. Gizem Hanım bahsetti zaten. Bugün sizlere romantik ilişkilerde sınırlar konusunda bir sunum yapacağım. Şuradan tekrar açayım sunumumu. Pardon. Evet. İlişkide pek çok, yani romantik ilişkilerde pek çok konu önemli oluyor ilişkiyi başlatmakta, sürdürmekte ve sonlandırmakta. Ama sınırlar oldukça önemli bir konu. O yüzden bu konuyu ele almak istedim. Öncelikle yani sınırlardan önce ilişki nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum kısaca. İlişki dediğimiz şey birbirine temas eden iki şeyin arasındaki bağ ya da bağlantıdır. İlişkinin olması için birbirinden farklı iki şey olmalı ve bu iki şey birbirine temas etmeli ve aralarında bir bağ ya da bir bağlantı oluşmalıdır ki biz buna ilişki diyebilelim. Biz insanoğlu her şeyle ilişki içinde olabiliriz. Canlı varlıklarla, cansız varlıklarla, olgularla, olaylarla, durumlarla, kurumlarla her şeyle ilişki içinde olabiliriz. İlişki içinde de olmamız gerekir. Çünkü bizler ihtiyaçlarımızı, yani hayatta kalmak için ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Ve bu ihtiyaçlarımızı da kendimiz dışında çevremizdeki her şeyle temas ederek karşılıyoruz. Ve bu temas etmek için de o şeylerle ilişkiye girebiliyoruz. Bir insanla ilişkiye girebildiğimiz gibi bir hayvanla da, cansız bir varlıkla da, olguyla, soyut bir olayla, bir düşünceyle, hatta kendi kendimizle de temas edebiliriz ve ilişki içinde olabiliriz. İlişki neden önemlidir insanlar için? Dediğim gibi ihtiyaçlarımızı çevremizdeki her şeyle temas ederek karşılıyoruz. Dolayısıyla bizler ilişki içinde büyüyor ve gelişiyoruz. Ama çok fazla ilişkimiz oluyor tabii gün içinde ve yıllar içinde. Bizi büyüten ve geliştiren ilişkiler bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ilişkiler oluyor aslında. Yoksa ihtiyacımızı karşılamayan, bizim için önemli olmayan pek çok temas da kuruyoruz. Ne bileyim işte yolda yürürken bir sürü bir şey görüyoruz. Arabalara bakıyoruz, işte bir sürü insanlar geçiyor yanımızdan, bazen merhaba deyip geçiyoruz, tanımadığımız birine markete girip çıkıyoruz. Pek çok temas içindeyiz, bir sürü ilişki içindeyiz ama bunların hepsi bizi büyütüp gelişmiyor. Bizi büyüten ve geliştirenler daha çok ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, daha derinleştiğimiz, daha çok paylaşımda bulunduğumuz ilişkiler oluyor. Tabii ilişkiler
Var. Bir de yakın ilişkiler var. Yakın ilişki dediğimiz şey iki insan arasında ve karşılıklı olan ilişki. Kişiler arasıdır yakın ilişkiler. Biraz önce dediğim gibi bir sürü ilişkimiz var. Ama bazı ilişkiler daha yakındır. Ve yakın ilişki iki insan arasında ve karşılıklı olur. Yakın ilişki kurmamız için karşımızdakinin de duygusu, düşüncesi, davranışı bizimle temas etmesi gerekir. Yoksa cansız bir varlıkla yakın ilişki kuramayız örneğin. Yakın ilişkilerin bir özelliği kendimize olduğumuz gibi ortaya koyduğumuz ilişkilerdir. Kendimiz gibi olduğumuz ilişkiler yakın ilişkilerdir. Duygumuzu, düşüncemizi, fikirlerimizi, ihtiyaçlarımızı utanmadan, çekinmeden, karşıdaki acaba ne der, yargılanır mıyım diye düşünmeden ifade ettiğimiz ilişkiler yakın ilişkilerdir. Yakın ilişkilerde paylaşımlarımız daha özel ve daha derindir. Özelden kastımız daha kendimize ait, herkesle paylaşmadığımız, daha derin dediğimizde daha duygularımızı da içeren, daha kendimize sakladığımız paylaşımlar, özel ve derin paylaşımlardır. Biz bunları sadece yakın ilişkilerimizde paylaşırız. Ve yakın ilişkilerimizde kendimize ait daha çok şey paylaşırız. Evet, kendimize ait pek çok şeyi bir sürü insanla paylaşabiliriz ama yakın ilişkilerde bu paylaşımın miktarı, yoğunluğu, derinliği, özelliği de artar. Tabii yakın ilişkide bir de bu paylaşımlardan mutlu oluruz. Ne güzel, oh paylaştım, çok mutlu oldum. Ne de güzel oldu, iyi ki paylaştım hissini yaşarız. Yoksa nereden paylaştım, lanet olsun, kahretsin. Keşke paylaşmaz olaydım duygusunu yaşadığımız ilişkiler yakın ilişkiler değildir. Paylaştığımızdan mutlu oluruz, iyi hissederiz. Daha da paylaşamız gelir, bir daha da paylaşalım deriz. Bir daha paylaşmak için zamanlar yaratırız. Bu ilişkiler de yakın ilişkilerdir. Peki romantik ilişki nedir? Romantik ilişki bir çeşit yakın ilişkidir. Ama birinci derece yakınlarımız dışında kendimizi yakın hissettiğimiz, yakın olmak istediğimiz, düşlediğimiz, hayallediğimiz, ay keşke yakın olsak, bir daha yakın olalım dediğimiz, bunu hayallediğimiz, cinsellikle ilgili duygu, düşünce ve davranışları ve sadakati de içeren ilişkilerde romantik ilişkiler olarak tanımlanabilir. Tabii diğer yakın ilişkilerden en büyük farkı cinsellik de içeriyor olması. Hani illa davranışa dönüşmesi gerekmiyor ama cinselliğe dair bir takım duyguların, düşüncelerin, davranışların olması belirleyici bir şey romantik ilişkiyi ayıran. Bir de sadakat var tabii ki. Yani hani biz annemiz bir tane, babamız bir tane, kardeşimiz işte onlar da sınırlı sayıda. Yani bir kardeşimizle ilişkimiz sadece onunla yapabiliriz. Hani ona sadakat söz konusu değildi. Arkadaşımızla da aynı şekilde bir tane arkadaşımız vardır ama başka arkadaşlarımız da olabilir. Ama romantik ilişkilerde bir partnerimiz vardır ve ona sadık kalırız. Aynı anda başka bir partnerimizin olması beklenemez. Biz de istemeyiz, partnerimiz de istemez zaten. Aşk içeren sevgililik, flört, çıkmak, hatta takılmak gençlerin arasında. Bunlar romantik ilişki kapsamında değerlendirilebilir. Tabii daha derin, uzun süreli ilişkiler de romantik ilişki olabileceği gibi, hani daha kısa süreli olan ilişki de romantik ilişki olabilir. Yani ilişkinin süresi çeşidini belirlemiyor aslında. Ama evet. Evet, romantik ilişki bu. Şimdi romantik ilişkide sınırlardan bahsedelim. Sınırlar nasıl bir şey olacak? Şimdi romantik ilişkilere nasıl başlarız? Büyük umutlarla başlarız. Her şey ne kadar güzel olacak. Heyecanlanırız. Duygularımız coşkuludur, yoğundur. Yoğun bir sevgi duyarız. Hazırızdır ilişkiye. Enerjimiz çok yüksektir.
güzel duygularla başlarız biz ilişkilere. Bu böyle başladığımız ilişkiler böyle devam edebilir ama bazen de devam etmez. Bir takım sorunlar yaşamaya başlarız ilişkilerde. Bazen kendimizi çok böyle nefes alamaz hissedebiliriz ilişkide. Kendimize yabancılaşabiliriz. Karşımızdakine yabancılaşabiliriz. Kendimiz gibi davranmıyor gibi hissedebiliriz. Kendimizi ilk başta olduğu gibi mutlu hissetmiyor olabiliriz. İlişkide mutsuzuzdur ama bir türlü o ilişkiden gidemiyoruzdur. Bir türlü bitiremiyoruzdur o ilişkiyi. Böyle zamanlarda ilişkinin bu hale gelmesinde, bizim böyle hissetmemizde tabii ki pek çok sebep olabilir. Ama ilişkide karşılıklı, ilişkide olan kişilerin karşılıklı sınır koyamıyor olmaları bu sorunların yaşanmasında temel etkenlerden, faktörlerden bir tanesidir. Şimdi bizler bir birlikteliğe başladığında, bir işte sevgililik, bir flört, bir aşk ilişkisine başladığımızda yakınlık hissediyoruz ve yakınlık deyince aklımıza sanki o ilişkide hiç mesafe olmayacak, hiçbir sınır olmayacak gibi gelebiliyor. Ya da bazı insanların aklına böyle geliyor. Çiftler yeni ilişkiye başladığında daha çok zaman geçirirler, daha çok beraber olurlar, ortak karar vermeye başlarlar, gelecek ortak planlar yaparlar gelecekle ilgili. Biz olmaya başlarlar. Evet, biz olmak bir ilişkiyi güçlendiren, ilişkide kalmamızı sağlayan duygulardan bir tanesidir. Ama biz olmanın da bir sınırı olmalıdır. O yüzden sınır koymak, ben olmakla biz olmak. Efendim? Alo? Duyuyor musunuz? Ya çok pardon, mikrofonum açık kalmış, kusura bakmayın. Rica ediyorum, ben de bir sorun oldu zannettim. Evet, sınır dediğimiz şey aslında ben olanla biz olanı dengelemek, bunların arasındaki dengeyi sağlamakla ilgili bir şeydir. Biz olmak iyidir ama bu bizim de bir sınırı olmalıdır. Şimdi eğer ilişkilerinizde şu aşağıda saydıklarımı yaşıyor musunuz ya da bunları yaşıyorsanız ilişkilerde sınırla ilgili sorunlarınız olma ihtimali yüksektir. İşte hayır demekte zorlanıyorum diyorsanız, mutluluğum ona bağlıymış gibi hissediyorum, kendi kararlarımı veremiyorum, beni inciten insanlarla ilişki kuruyorum, kendimden çok onunla ilgileniyorum, onun fikrine kendiminkinden daha fazla önem veriyorum, ondan farklı olduğumda kendimi kötü hissediyorum, kendi istek ve ihtiyaçlarımı ifade etmiyorum, edemiyorum. Eğer biz içinde bulunduğumuz romantik ilişkide böyle davranışlarımız yoğunsa, sıksa, fazlaysa o zaman ilişkilerde sınır koyamıyoruz. Ya biz sınır koyamıyoruz ya da karşı da sınır koyamıyor. Yani sınırla ilgili bir sorun yaşıyoruz demektir. O yüzden hani bunlar sizin için ipuçları olabilir. İlişkide sınır koyuyor muyum kendime, koymuyor muyum, bir sınır var mı? Buna ilişkin bir bilgi verebilir size. Evet, biraz sınır ne demek, temas sınırı nedir, onun özellikleri nedir, ondan bahsedeceğim. Şimdi bizim bir ilişkiden bahsedebilmemiz için bir ben, bir de sene ihtiyacımız var. Yani benden başka bir diğerine burada. Romantik ilişkide diğer olarak seni yazdım. İlişkinin olması için iki farklı şeye ihtiyacımız var. Yoksa ilişki olmaz. Öncelikle iki farklı kişi, iki farklı insan, birbirinden farklı iki şey temas etmeli ki bir ilişki olsun. Bu temas sınırı ve bu temas ettiğimiz yer ilişkide sınır, temas sınırı hem diğeriyle buluştuğumuz hem de diğerinden ayrıştığımız yerdir.
O yüzden çok önemli bir yerdir. Hem diğeriyle buluşuyoruz, onu deneyimliyoruz. Hem diğerinden ayrışıyoruz, kendimizi deneyimlediğimiz bir yer. O yüzden ilişkinin aslında olduğu, geliştiği, sürdüğü bir yer. Eğer biz iki farklı şeyden bahsetmiyorsak zaten bir sınırdan da bahsedemeyiz. Bir sınır yoksa iki farklı şey de yoktur. Ve sınır olmadan ne ben ne de diğeri olamaz. O yüzden ilişki de olamaz. Evet, dediğim gibi hem kendimi hem diğerini deneyimliyorum sınırda. Yani sadece bana ait bir yer değil sınır. Diğeri de benim sınırımda. Benimle birlikte bir şeyleri deneyimliyor. Ben de onun sınırında onunla birlikte bir şeyleri deneyimliyorum. Dolayısıyla sadece bana temas sınırı dediğimiz yer sadece bana ait bir yer değil. İlişkinin olduğu ve yürüdüğü bir yer oluyor. Ve bu sınır sabit bir şey değil, dinamik bir şey. Çünkü benim ihtiyaçlarım, duygularım, düşüncelerim, bana ait özellikler değişebilir. Ben değişmezsem karşımdaki değişebilir. Dolayısıyla bizler değiştiğimiz için bizim değişiklik, bizdeki değişikliklere bağlı olarak temas sınırları da temas sınırının özellikleri de değişmeye başlıyor. O yüzden sabit bir sınırdan bahsedemiyoruz. Yani sağlıklı sınırdan bahsedersek. Eğer sınır ya biz hiç değişmiyoruzdur sınırımız değişmiyorsa bu çok sağlıklı bir şey değil. Ya da ben değişiyorumdur ama sınırlarımı değiştirmiyorumdur. Bu da çok sağlıklı değil. Sınırın şey gibi düşünmemek lazım sınırı. İki kişi arasında örülmüş bir duvar gibi, hani fiziksel bir şey gibi düşünmemek lazım. Sınır dediğimiz şey, dediğim gibi benle diğerinin deneyimlediğimiz birbirimizin buluştuğu bir yer. Biz neden buluşuyoruz? Neden ilişki içerisindeyiz? Çünkü birbirimizin ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Ben ihtiyaçlarımı senle karşılayacağım. Sen de ihtiyaçlarını benle karşılayacak. O yüzden bir alışveriş söz konusu. Bu alışverişin sağlıklı gerçekleşebilmesi için bu temas sınırının, aramızdaki sınırın benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar esnek ve geçirgen olması ama kendimi koruyacak kadar da katı olması ve sert olması gerekir. O yüzden çok esnek ve geçirgen sınırlar ya da çok katı sınırlar aynı duvar gibi aramızdaki ilişkinin akışkanlığını engelleyeceği için çok sağlıklı sınırlar değildir. Bir duvar olduğunu düşünün iki kişinin arasında. Burada bir paylaşım söz konusu olamaz, bir alışveriş söz konusu olamaz. Duvar gibi olan, asla bir alışverişi olanak sağlamayan sınırlar katı sınırlardır. Eğer böyle sınırlarımız varsa karşımızdakiyle ilişki kuramayız. İlişki kuramayınca ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. O zaman biz duygusunu yaşayamayız ve kendimizi yalnız hissederiz ve mutsuz hissederiz. Ama eğer bu duvar gibi değil de bu sefer çok geçirgen, hatta neredeyse yok gibi bir sınır olduğunda hiç kimsenin fark etmediği, rahatlıkla girip çıkabildiği bir sınır gibi düşündüğümüzde o zaman da kendimizi koruyamayız. Başkaları bizim hayatımıza müdahale etmeye başlar. O yüzden sınırların bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar esnek ve geçirgen ama kendimizi koruyacak kadar da katı olması gerekir. Evet, şimdi sınırlarımızı nasıl koruyacağız, kuracağız? Bir ben var, bir de sen var dedik. Şimdi sınır olması için iki farklı kişi olmalı. Dolayısıyla benim ve senin ayrışması gerekir. Ben sınır koyabilmek için öncelikle kendimi
tarif eden şeylerin farkında olmalıyım. Yani kendimi tarif edebilmeliyim. Kendimi tanımlamalıyım. Kendi alanımı belirleyebilmeliyim. Benim alanımda neler var? Duygularım var, düşüncelerim var, bedenim var, ihtiyaçlarım var, isteklerim var, şartlarım, koşullarım var, tercihlerim, değerlerim, yargılarım, bildiklerim, bilmediklerim, inançlarım, yeteneklerim, ilgilerim, özelliklerim. Daha buraya yazamadığım başka şeyler de olabilir ama ana hatlarıyla bunlar. Tüm bunlar beni tarif eden şeylerdir. Ben eğer kendimi tarif edemezsem bunlarla, o zaman sınır koyamam. Sınırımı çizemem, kendi alanım belirli olamaz. O yüzden sınır koyabilmek için öncelikle kendimizi iyi tanımlamamız gerekiyor. İyi tarif etmemiz gerekiyor. Şimdi ne zaman tarif edemeyiz kendimizi? Bu duygu, düşünce, ihtiyaç, inanç, yetenek, ilgi, özellik. Bunları bilmiyor olabiliriz. Farkında olmayabiliriz. O zaman ya bilmiyorsak ya da farkında değilsek de tanımlayamayabiliriz. Ya da biliyoruzdur, farkındayızdır ama önem vermiyoruzdur kendi duygu düşüncelerimize, değerlerimize ya da ihtiyaçlarımıza. Aman boş ver benimkisi önemli değil diyoruzdur ve onu görmezden geliyoruzdur. O zaman da kendimizi tanımlamayız, uğraşmayız, ortaya koymak için bir çaba harcamayız, ifade etmeyiz. Kendimi farkındayım, biliyorum, önem de veriyorum ama hala ifade etmiyorum. Şöyle bir şey olabilir, ifade etmeye hakkımız olmadığını düşünüyor olabiliriz. Benim ifade etmeye hakkım yok. İfade edilmez. Hem hakkım yok ya da böyle bir kural, hani öyle kendini ifade etmek olmaz gibi bir bilgim varsa o zaman da kendimi ifade etmem. Ve yine kendimi tanımlamamış olurum. Eğer ben kendimi tanımlamazsam, kendi sınırımı çizmezsem, kendi alanımı belirlemezsem o zaman benim alanıma birileri girebilir. Benim yerime karar verebilir, benim gibi düşünebilir, benim adıma davranabilir. İstemediğim şekilde olaylar gelişebilir, gerçekleşebilir. Çünkü ben orada yokum. Çünkü kendimden haberim yok. Varsa da ifade etmedim. O yüzden kendimizi sınır koymanın birinci şartı kendimizi tanımak, tanımlamak ve ifade etmekten geçer. Sınırın diğer ikinci koşulu ilişkide sınır koymanın. Evet, kendi sınırlarımı ifade ettim, belirledim. Ama karşıdakinin de aynı benim gibi duyguları, düşünceleri var, ihtiyaçları, istekleri. Aynı ben neysem onun da aynı şeyleri var. Benim neye ihtiyacım varsa onun da ihtiyacı var. Onun da kendini ifade etmeye hakkı var. O da en az benim kadar önem veriyor. O yüzden onun da bir sınırları var. Kendi sınırlarımı ifade etmek, karşının sınırlarını ifade etmesine izin vermek, onu duymak ve onun sınırlarına saygı göstermek, sınırlarını kabul etmek de benim sorumluluğum oluyor. Karşı tarafı tanımlayamam, onun sınırlarını ben belirleyemem. Ama onun ilişkide sunduğu, bana sunduğu sınırları kabul etmekten de sorumluyum. Saygı göstermem gerekiyor. Onu da kabul etmem gerekiyor ki ilişki sağlıklı bir şekilde yürüyebilsin. O yüzden ilişkide sınır sabit. Bir tane belirlenmiş sınırların olduğu, işte herkesin ona göre davrandığı bir yer değildir, bir alan değildir. Her iki kişinin de birlikte karar verdiği, üzerinde fikir birliğine ulaştığı, birbirlerini dinledikleri, duydukları, ifade ettikleri, kabul ettikleri bir yerdir sınır. Zorlamak, şart koşmak, bunlar da sınır değildir. Bunlar çünkü
Sağlıklı sınırda karşıyı duymak, anlamak ve kabul etmek vardır. Zor yoktur, tehdit yoktur, utandırma yoktur, şart yoktur, kural yoktur. Zaten bunlar da sınırsızlık, sınırsız davranışlardır. Şimdi tabii ki bu sınırları koyarken ya da karşılıklı birbirimizin karşının da sınırlarını kabul ederken bazı haklarımız var. Bu haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü eğer hakkımız olmadığını düşünürsek biz yine sınır koyamayız. Neleri hakkımız var? Bizim bir ilişkide suçlu hissetmeden hayır demeye hakkımız var. Hayır diyebiliriz, reddedebiliriz. Karşı tarafın istemeye hakkı var, talep etmeye hakkı var. Ama bizim de hayır demeye, reddetmeye hakkımız var. Bu hakkımızı bilirsek o zaman sınırlarımızı, kendimizi koruyabiliriz. Saygı görmeye hakkımız var. Eğer bu hakkımıza sahip çıkmazsak, biri bizim sınırlarımızı zorladığında, sınırlarımıza saygı göstermediğinde, değer vermediğinde, hesaba katmadığında o zaman bunu da normalleştiririz. Yani zaten benim saygı görmeye hakkım yok deyip o sınırı koruyamayız. İhtiyaçlarımız en az onun ihtiyaçları kadar önemlidir. İhtiyaçlarımızı önemsemeye hakkımız var. Hiç kimsenin ihtiyacı bir diğerinden önemli değildir. Herkesin ihtiyacı kendisi için önemlidir. O yüzden bizim de ihtiyaçlarımızı önemsemeye hakkımız var. Karşımızdaki kişinin bizden beklentileri olabilir, talepleri olabilir, istekleri olabilir. Ama bizim de bunları karşılamamaya hakkımız var. İlişkide öğrenilen şey, kurallar varsa, işte kadın erkek, işte kadın erkeğin istediğini yapar. İşte evde biri çalışıyor, biri çalışmıyorsa, işte evde olan ona hizmet etmek zorundadır. Eve geldiğinde isteklerini yapmak zorundadır gibi. Hani bunlar daha radikal örnekler ama beklentileri olabilir. Bizim de karşılamama hakkımız vardır. Bu şu demek değil tabii. Hani karşı taraf bekleyebilir, beklentilerini bize söyleyebilir. Anlayabiliriz ama bizim de karşılayacak bir durumumuz yoksa, karşılamak istemiyorsak, karşılamamak için nedenlerimiz varsa bizim de bunları ifade etmeye hakkımız vardır. Her iki tarafta kendini ifade ettikten sonra ne yapılacağı ile ilgili de uzlaşarak, konuşarak bir yol bulunabilir. Ama biri diyecek, diğeri yapacak, biri talep edecek, öteki karşılayacak diye bir şey söz konusu değildir. Ve tabii ki ilişkilerde hata yapmaya ve yanlış yapmaya da hakkımız vardır. Bilmeden, istemeden, yanlışlıkla incitmiş olabiliriz, kırmış olabiliriz, düşünmeden bir şey yapmış olabiliriz. Hata yapmaya hakkımız vardır. Ama bu şu demek değil, yani hata yapmaya hakkımız var, sonsuza kadar istediğimiz hatayı yaparız değil ama... Hata yapmaya hakkımız var. Dolayısıyla bu kendimizi affetmek, karşıdakinin de aynı şekilde hata yapmaya hakkı olduğunu düşünüp onu da affederek yolumuza devam etme olasılığı sağlar bize. Evet. Pardon. Benim sunumum kısaca böyle. Bundan sonrasını daha çok soru cevapla, sizin merak ettiğiniz şeylerle geçirmek istiyorum. Çünkü ben çok konuşunca herkesin aklındakileri de bilemiyorum. Var mı sorunuz? Bu benim sunduklarımla ilgili ya da kendi daha önce sınırlarla ilgili merak ettiklerinizle ilgili. Şöyle de yapabiliriz. Ben sunumu kaydı sonlandırabilirim. Sonrasında tamam. Diyen olabilir. Hemen kaydı sonlandırıyorum.
Tamam.